özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Spor'dan herkese merhaba. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. haftada oynanan Fethiye Spor, Spor, ve 34. haftada oynanacak AmeSpor, Spor, İnegöl Spor karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Özel programımızda sizlerle birlikteyiz. Furkan Özkaray ile bu karşılaşmaları değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Can. Hatırlatmalarımızı yapalım, yayınımıza başlayalım. Youtube evet. kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, spor TV'de Instagram hesabı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Yine var da analizlerimizi, yorumlarımızı inceleyebilirsiniz diyelim. Evet istersen Fethi Spor, Amed Spor maçıyla başlayalım. Hı hı. E, maçta golle başladı aslında ama sonrası gelmedi. E, Fethi Spor'un özellikle ciddi atakları oldu. E, Amespor Spor işin sonunda gülen tarafı. En kastlamalı spor için diyorduk 1-0'lık, 2-1'lik galibiyetlerle galip geliyordu. Amespor hep farklı skorlarla galip geliyordu ama artık bu sefer de Amespor tek farklı galip geldi. Hı, hı. Ee, i̇şin aslına bakacak olsak da bu saatten sonra 1-0 olsun bizim olsun dediğimiz haftalar. İşte, işte takımlar adına. Bu anlamda e, kazanan her zaman haklıdır. Amel e, önemli bir galibiyet aldı. Çünkü Kastamonu Spor'un haftayı muhtemelen galibiyet de kapatacaktı. Uşak Spor'la oynuyordu. Evet. Bu anlamda önemli bir galibiyet aldılar. Fethiye deplasmanda ne düşünüyorsun? Öncelikle Amel da galibiyetini tebrik ediyorum. Ee, şimdi zaten son 5 maça girdik son viraja girdik. Ama Kastamonu Spor maçından beraberlik 4 maçı da kazanırsa otomatikman şampiyon olup birinci ilke çıkmış oluyor. Onu söyleyelim. Bugün Kırmızı Grup programında da belirttik. E, ee, Ama Espor taraftarları ilgili yorumlarımızı orada da dinleyebilirler, izleyebilirler. izlesinler de. Kastamonu Spor için çok kritik bir viraj. Çok zor bir maç. Şimdi mesela Fethi Spor Ames oynadı ya. Yani daha doğrusu Ames Spor Fethi Spor ile oynadı ya, deplasmanda. Ben mesela sen de Amespor'un Spor'un kazanacağını düşündüğümüzü söyledik. Hatta ben daha rahat söyledim. Aynen. Ee, niye bunu söyledim? Çünkü Fethiye Espor'un Spor'a Spor zorlu çıkartabileceğini, Amel Spor'un işte e, yapmış olduğu hataları değerlendirebilecek noktası olmadığını düşündüğümü söyledim. Hatta birkaç pozisyon geldi ayaklarına dolandı. Top götüremediler. İşte pas atacak pası zor atıyor. Şut çekiyor. Kaleyi bulmuyor. Falan noktalar oldu. Kastamonu Spor'un derince deplasmanı Amel'in Fethi'ye deplasmanındakinden daha zor bir maç. O yüzden e, bu hafta ben Amaspor'un yine göre yeneceğini düşünüyorum. Birazdan da zaten görüşlerimizi belirteceğiz. O yüzden hani Puan farkı dörde çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü Kastamonu kritik bir viraja gidiyor. Ha tamam. Ben Kırmızı Grup programında Kastamonu e, Spor'un kazanmasını beklediğimi söyledim. Kazanacağını düşündüğümü söyledim ama zor bir maç. Bir de derince içerideki maçlarınız kazanıyor sonuç maçını. O yüzden rica ediyorum ama Spor taraftarları o videomuzu izlesinler. Kırmızı Grup videomuzu. Şimdi bu karşılaşmaya baktığımızda da maç çok hızlı başladı. Serkan Odabaşoğlu'nun çok güzel savunma arkasına attığı topta Berk İsmail Ünsal karşı karşıya güzel bir vuruşta köşeye attı ve skoru 1-0'a getirdi. Maçta o şekilde devam etti ve 1-0'lık skorla tamamlandı. Aynen. Şimdi Amel Spor'da Dijan sakatlığından döndü. 68 oyuna girdi. Biliyorsun maç öncesi programında ben bir şey söylemiştim. Ee, hani Dijan Aydın'ın büyük ihtimalle dönse bile kulübede olacağını girerse en fazla sordan gireceğini. Yani hocanın ilk 11'ini bozmayacağını düşündüğümü söylemiştim. Doğru. Öyle de yaptı hoca. Ee, Onur Karakabak bu karşılaşmada biliyorsun sarı kart gördü ve ee, İnegöl Spor karşısında forma giyemeyecek. Ben sol bekte Erkan Sasa'yı bekliyorum. Büyük ihtimalle bence Erkan Sasa ilk 11'de oynayacaktır diye düşünüyorum. E, ee, Berk İsmail, işte Aykut Özer, bu oyuncuların Uğur Adem Gezer hala sınırları devam ediyor. Eğer İnegöl karşısında da bu oyunculardan birisi sarkat görürse onlar da Kastamonu Spor maçında forma şansı bulamayacaklar. Onu da buradan söyleyelim. Fethiye tarafında da Biliyorsun 2001'li kontenjanından Berat Satır 11'de başladı. 46'da çıktı Murat İlmaz girdi. Çünkü biliyorsun hani bu sezon birçok maçta Berat Satır 11'de başladı. 2001 kontenjanını kullandı. Hep de 46'da çıkarttılar ikinci yarı başına. Çünkü kuralda öyle. 45'lik oynadıktan sonra oyundan çıkartabiliyorsun. Aynen. Taner, de aynı şekilde oynadı. Yılmaz onun yerine girdi. Bu arada mesela gol lazım Fethi Spor'a. 1-0 geridesin. Dakika 84 olmuş. Ahmet Derli oyundan çıktı. Ya ben bu hocaların bu dokunuşlarını, bu tercihlerini anlayamıyorum. Kırmızı grupta yine konuştuk. Iğdır'ın maçını zaten konuştuk. Yani geç hamle yaptı diye konuşuyorduk. Tam o ara dedi de, ki de, 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 Ahmet'in çıkması daha kötü. Aynen sana gol lazım ya. 84 dakika o boyunca oyunda tutmuşsun. Çiftem, çiftemişsin forvet devam etsene. Iğdır'da konuştuk kırmızı grupta. Serdar Bozkurt gol lazım. Forvet Enes Soy çıkıyor. Ön libero Mert Çöl geçen giriyor. Evet. Hani hocaların bu değişik tarzlarını anlayamıyorum. Bu arada dakika 90'da da Abdullah Aydın oyundan çıktı Dijlan Aydın. Bak 68'e oyuna girdi ama çıktı Yusuf Tursun girdi. Sakattığı büyük ihtimalle nüksetti herhalde. Onunla ilgili de e, şu anda net bir bilgim yok. E, Oluracak mı olmayacak bu noktasına veya bir sıkıntı mı oldu olmadı mı bir net yorumum yok. Maçla ilgili de yayında çok sıkıntı oldu ki yayının hani karkas medyayla bir ilgisi yok. Çok fazla yorum vardı onunla ilgili. Orada Fethiye'deki ekipten dolayı maç yayınında sıkıntı oldu. Facebook'tan falan izledik maçın şeyini. E, maçın son 10 dakika son 15 dakikası yayın geldi. Bir de stadyumdaki şebekede de sıkıntı var internetten dolayı. Yani stadyumda oluşan sıkıntından dolayı maçın yayını Ahmet'in YouTube kanalından çok e, sağlıklı yayınlanamadı. Onu söyleyeyim yani. Anladım. Hatta golü de izleyememişler. Aynen. Golü zaten kimse izleyemedi. E, Facebook da golden sonra zaten geldi. E, zaten maçtan sonra o videoyu çeken kişi tarafından zaten golü görmüş olduk. E, Allah'tan da golü gördük yani. Hı. Kim asist yaptı nasıl oldu. Çünkü çok erkenin gol gelmesi de bir anda böyle nasıl oldu diye düşündük. Pozisyonunda savunma arkasına güzel bir topla geldi. Serkan Adamaşoğlu'nun attığı golle. Daha doğrusu yaptığı asiste Berk'in attığı golle. Berk de bu arada 17 gol oldu. Kemal Rüzgar da hat-trick yapınca 16 gole geldi. Büyük bir yarış var. Şimdi taraftarlar soru soruyorlar. Berk İsmail Ünsal gol kralı olur mu diye. Ben direkt şunu söylüyorum. Önemli olan Ahmet'in şampiyon olması. Diyelim ki Berk İsmail 23 gol attı. Gol kralı oldu. Şampiyon olamadı Ahmet direkt anlamda. Bir anlam olmuyor. Berk İsmail Tabii. de bununla ilgili açıklama yapmıştı. Yeter ki şampiyon olalım. Aynen öyle yani. Futbolcunun kendisi bile şu anda önceliği olarak şampiyonluğu hı hı. düşünüyordur. Ben de o anlamda e, isterse e, kaleci aykutansın ama bir Aynen. şekilde Amespor bir 0 kazansın. Berk zaten şu anda kariyer rekorunu bence e çünkü o haftalara girdik, telafisi olmayan haftalara girdik. Hı hı. E bu karşılaşmada da e, ben hani zorlansa da AmeSpor kazanır demiştim. Hı hı. E, hakikaten de zorlandılar. E, en kötü futbollarından birisi vardı son haftalarda. Tabii, İyi tabii, oyun yoktu hani yani hep, ama kazanmasını bir de Önemli hep, olan da hep buydu. Hep diyorduk vura vura, oyun hani güçlü oyunluğuyla güzel skorlarla hep kazanıyordu. Haftalardır böyle geliyordu ama bu hafta öyle olmadı, zorlandılar. Hatta e, Fethiye Spor'un direkten dönen topu vardı. Bulduğu pozisyonlar vardı. Yanalara giden bir pozisyon vardı, herkes gol yönetti evet. falan. <laughs> Yani bir anlamda dediğim gibi Fethiye Spor buradan puanla da ayrılabilirdi, Amel Spor burada takılabilirdi. İşin sonunda 3 puan aldığı için mutlu olmaları gerekiyor ve artık İnegölspor Spor maçını düşünüp sonra Kastamonu'ya gitmeyi Aynen. planlıyorlardır. Full de bir bekliyorum ben bu maçta 33 bin yine. Tabi yani artık daha bu saatten sonra boş olmasını beklemiyoruz herhalde. Tabii. Dolu tribünler olacaktır bu saatten sonra kalan maçlarda. Ya bir de şöyle bir avantajlar var. Bak sen 33 bin kişi önünde oynayacaksın. Kastamonu çok zor bir deplasmana gidiyor. Evet. Kazandığın takdirde 3 veya 4 puanla çıkma ihtimali çok yüksek. Bak biz Kastamonu kazanır dedik. Ben dedim daha doğrusu. Sen biraz... Ben de dedim şüpheli ama. gibi baktın. zor ben maç olduğu için. Ama, dediğin gibi çünkü nasıl şüpheli olmayacağını belki bir... Goyver'in katkılarıyla devam ediyor. Derince spor şey, düşme potasının bir sıra üstünde belki ama sonuç maçını 3 gollü 4 gollü galiba. 3 maçında İsa don gol atmış bir derince Aynen. var. Hani Amede niye burada bunu söylüyorum? Hakikaten kastamının maçına puan avantajıyla gidebilir. Zaten hani bir puan var her türlü ama öbür türlü daha rahat. Amed Spor derinceyi iyi zamanda yakaladı. Aynen. Yani Amed açısından iyi bir zamanda Tabii. yakaladı. Tabi. kazanmıştı Amed Spor. E, Uğur Adem adam. attı 2 goldü. Yani Kastamonu Spor'un işi biraz daha zor gibi. O yüzden Amespor, Spor sağ ve kullanarak bu maçtan kazanıp bir sürpriz vermemesi gerekiyor. Ama yine Göz Spor'un da tabii dalgalı performansı var. Genel olarak belki de kötüler ama ne zaman ne yapacakları da pek de belli olmayan da bir takım. Bu karşılaşmadan bir sürpriz gelir mi? Çok zannetmiyorum ama... Mert Çapar uğra adam attı bu maçında. E, Tabii ki bu ligde her şey olabiliyor. Bu arada şey dedin, Onur Cezalı dedin şeyde Amespor'da. Ee, Yusuf Koca Türk de cezalı. Evet, Yusuf Koca de cezalı. Aynen öyle, ee, ona gelecektim, sen benden önce söyledin. Şimdi İnegöl <laughs> spor, e, biliyorsun geçen sene Amesporu Spor'u deplasmanla mağlup etmişti. O zaman ligde kalmayı oynuyordu, Bahattin Hoca vardı. Şimdi Bahattin Hoca yok. Şimdi bir kere İnegöl Spor'da e, devre arası istenen transferler yapılmadı biliyorsun. Böyle olunca otomatikman zaten plaja kalamaz demiştik. Bir de Bahattin Hoca, işte futbolcular bazı noktalarda ödemelerde sıkıntı olunca Bahattin Hoca da bıraktı. İnegöl Spor, işte Derince yenemedi mesela. Hatta biz ne dedik Derince maç öncesinde dedik ki maçı bir görelim, İnegöl Spor'un reaksiyonunu bir görelim. İşte hocası gitti, bakalım takım nasıl reaksiyon verecek diye kazanamadılar. Hatta Bahattin Hoca olsa kazanır diye yorum belirtirdim diye eklemiştim o gün. Şimdi Amespor Spor İnegöl'ü de iyi noktada yakaladı. Ha tam tersinden bakıyorum. Bahattin Hoca da takım başında olsa belki biraz daha takımın üzerinde etkisi olur ama yine Amespor Spor var Çünkü İnegöl Spor'un şu anda mevcut kadrosunda hani Arnold Köy'ü içeride ezerek yendi ya Amespor Spor 5-1. İşte 4-1 oldu hala üzerine gidiyor. Pozisyonlara giriyor. Maçın sonunda gol atıyor 5.yi falan. Evet. O bir març bekliyorum. Yani şu anlamda skor olarak söylemiyorum. Hani Maçın e, nasıl derler? Ya, skor no baskısı, 0 gibi baskı yapan bir tabi baskısı, işte toplu oynama yüzdesi, rakibinin toplu oynama yüzdesi, rakibinin saha içerisindeki varlığı, daha doğrusu varlıksızlığı mı diyeyim artık. Çünkü niye? İnegöl'de ben hiçbir varlık beklemiyorum. İnegöl'ün ben sağda kaybolacağını düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? İnegöl çünkü zaten kırılgan bir takım. Hem maddi olarak problem yaşıyor. E, kadrosuna zaten şimdi bakıyorsun mesela son oynanan Derince maçına bakalım. Şimdi bir kere ilk 11'de Nadir başlıyor, Ömer Gür başlıyor, Uğur Yusuf Koca Türk oynadı. Serhat Baştan, Furkan Özyapı, Muhammed Samet Karakoç, Yusuf Talum, Orhan Aktaş, Kadir Turan, Bekir Sevgi. Bu arada Bekir Sevgi de eski takımına karşı forma giyecek. Onu da söyleyelim. Çünkü Ahmet Spor'da forma giymişti daha önceden. Evet. Ee, şimdi kadroya baktığında sen de söylediğin gibi Yusuf Koca Türk yok. E şimdi zaten tecrübeli olarak oyuncu olarak baktığın zaman da Samet Karakoç'u koyuyoruz. Nadir'i koyuyoruz. Bu arada Ferhat'ın da hala e, sakatlığı devam ediyor. Ferhat Görgül'e son maçta da kaldı yoktu. Bu maçta da kadro olmayacak büyük ihtimalle. Onu söyleyelim. Serhat baştan tecrübeli oyunculardan birisi ama şimdi İnegöl'de hedef noktasında belki 8 puanlık fark var ama İnegöl'e zaten çok fazla fırsatlar geldi. Değil Hem bunları anladım. değerlendiremedi zaten değerlendirebilecek bir noktada kadrosu da yok. Onu da zaten hep söylüyoruz. O yüzden Amespor bu maçta ağır basıyor. Amespor'un bu maçta yapması gereken şöyle bir nokta var. İnegöl Spor'u Orta sahada hapsederse işte Oktay'la baskısı olur, Serkan'la olur baskısı. İşte özellikle baktığımızda Çektar'ın olduğu noktada yaptığı baskılar, presler zaten otomatikman İnegöl Spor'u bunaltacaktır ve İnegöl Spor'un iki pas yapmasına bile zorlaştıracaktır. Çünkü zaten e, İnegöl Spor'da mesela ben baktığımda orta alanda Furkan Özyapı'nın mesela son haftalarda çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Evet. Furkan Özyapı mesela potansiyelli bir oyuncu çıkış yapabilecek bir oyuncu. Ama onun dışında Samet Karakoç ikili mücadelelerde zayıf kalıyor. Belki Fenerbahçe'de orada da tecrübe diyebileceğimiz bir oyuncu ama kariyeri yükseliş beklerken aşağı giden bir Dağı oyuncu gelsin, oldu. Aynen. Hani en kötü hadi Fenerbahçe'de olmadı diyelim. Birincik'te beklerdik. Orası da olmadı. Yani bir de böyle bir nokta var. Ee, ya İnegöl Spor buradan en kötüyü kaybetmeden ayrılmak isteyecektir. Şeyde oynanan maç biliyorsun. Bursa'da oynanan maç 0-0 berabere bitmişti. Ee, o günde zemin çok ağırdı. İki takımın da performansı çok kötüydü. Ki zaten biliyorsun Serkan, şey Serdar Bozkurt vardı Amed Spor'un başında. Ee, o yüzden hani bu maçta değişik bir hava olacak. Bir de Ahmet Göl maçında ilk maçta başka maç öncesi bazı güzel açıklamalar yapmıştı. Maç sonunda farklı açıklamalara gitti. Bu sefer yine iki tarafın birbirine atışma noktası olmuştu. Ee, Amed Spor kesinlikle hata yapmadan Kassamono Spor maçına gitmek istiyor. Zaten eğer Kastamonu'da, Amed'de hafta sonunda maçlarını kazanıp e, Kastamonu'ya giderlerse zaten sezonun final maçını orada izleyeceğiz. Tabii. E, İnegöl Spor tarafında hani e, Amed Spor'a zorluk çıkartabilecek noktada nasıl bir nokta var derlerse şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi mesela İnegöl'ün Duran toplarda Mete Sevinç bir de Ferhat Görgülü var. Stoper Mete sezonu kapattı. Onun çünkü çaprazı koptuğu için haftalar öncesinde kapattı. İki oyuncu oynadığı zaman da İnegölspor'un duran toptaki tehlikesi çok daha büyüktü. Şimdi bak iki oyuncu da yok. Ya Ferhat son maçta yoktu. Büyük ihtimalle de sakatta devam edecek. Bu maçta oynamayacak gibi duruyor. Şimdi Kadir Turan var ki son maçta da Kadir Turan gol attı biliyorsun. Hatta Kastamonu da Kadir Turan gol attı. Son da hatırlayalım. Ha, doğru. Gol oldu maç bitti. Doğru. Gelişine çok güzel bir vuruş yaptı. Hani Kadir'de bu özellik de var ama Mete ve Ferhat kadar yok. Ee, Oran Aktaş drone topları iyi kullanıyor. İşte ortası olur, şutları falan iyi. Hani bu noktada biraz Amespor'un buna dikkat etmesi gerekiyor. Her an sürpriz bir oyuncu gol atabilir, Uğur Uttu çıkıp atabilir, Furkan Özyapı. Bunları yapabilen bir oyuncu ki Furkan'ın da şu anda bu sezon oynadığı toplamda 26 maç var. 6 golü var ligde. Furkan Özyapı 25 yaşında bu arada. 99 doğumlu. Ben bu sene bu performansıyla yeni sezonda bir transfer de yapabileceğini düşünüyorum. Ya yani Spor'un Furkan Özyapı'yı sürpriz oyuncu olarak da çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Her an her şey yapabilecek ha, çok, oyuncu. Çok maçta e, hakikaten katkısı oldu, etkisi oldu. Bu maçta da hani Amespor karşısında çok etkili olabilecek oyuncularından bir tanesi Enigo Spor'un. Ama ben de gelen itibariyle sana katılıyorum. Ben Amespor'un bir sürpriz izin vereceğini zannetmiyorum. Hı hı. Sahasında, sağ ve seyirci desteğiyle bu avantajını kullanarak İnegöl Spor karşısında ki zaten İnegöl Spor'un deplasman karnesinde hep konuştuk. İç sahada çok iyi pan topladılar ama deplasmanda hep kayıplar. Hı hı. Bunu da düşünecek olursak Amespor'un Spor'un net bir şekilde favori olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi zaten İnegöl Spor deplasmanda uşaktan sonra en kötü takım. 15 maç 2 galibiyet. 4 beraber et, 9 mağlubiyet. Sadece 13 gol atarken 27 gol yedi. Yani maç başına bir gol neredeyse atmıyorlar. 2 gol de yiyorlar. Evet. Gözpur'un zaten bu maçtan şöyle bir nokta var. Diyelim ki berabere kaldılar. Bu bile Ahmet'i yaktığı için önemli olan bu nokta. Yani ama bunu yapabilecek bir noktaları yok şu anda. Ha İsa'da oynasalardı belki derdik. Ki ilk devrede zaten berabere bitti. Ki o zaman hani en azından paralar da ödeniyordu. Yine farklı bir kafa farklı bir psikoloji vardı. Şu anda yine gözspor hani bu anlamda da e, hatta başkan dün bir açıklama yaptı maçtan sonra. Açıklama derken bir paylaşım yaptı kendi sosyal medyasında. Yine tek başımayım. İşte pilofa yakınız. Ne bir siyasetçi var, işte ne bir iş adamı var. Ne bir yani bana destek olan, arkamda beni destekleyen bir kişinin olmadığından bahsetti. Yani İnegöl Spor'da şu anda resmen kapıyı kapatmış, kap kepengi demiş Sezonun bitmesini bekler bir hava var. Hatta Aynen. devre arası para gelecekti işte. 15-20 milyon TL yakın o gelmedi. Başkaları sözler verdi. Onlar tutulmadı. E böyle olunca ne oldu? İnegöl Spor tabii ki bu noktada ciddi anlamda yer almış oldu. Şimdi Amed da Fethiye karşısında oynadığı oyuna baktığımız zaman da ben özellikle Serkan Odabaşoğlu'nun oyununu çok beğendim. Asist yaptığı için bunu söylemiyorum. Gerçekten maçın genelinde de Serkan 68 dakika boyunca oyunda kaldı. Bence eleştirdiğim haftalar olmuştu biliyorsun. Onların ışığına baktığım zaman da Bence gayet iyi bir futbol sergiledi. Yılmaz oyuna girdikten sonra iyi top sakladı. Berk çok iyi oynadı ki 90 dakika oyunda kaldı. Ee, onun performansı önemliydi. Amed şu anda Onur Karakabak oynamayacağı için de Erkan Sasay'ı 11'de bekliyorum sol evet. Solbek. Mert'le beraber Erkan oynayacaktır onun ama Onun dışında bir değişiklik bekliyorum mu? Onun dışında bir değişiklik beklemiyorum. Yani Dijital'ın 11'e girmesini beklemiyorum. Taner Yılmaz değişikliği. O 11'de on, oynar Taner yine. Oynar mı Oynar. Aykut oynar çünkü Aykut'u kesemez. Taner'i oynatmayacaksa hoca mecburen Aykutu falan oynatması gerekiyor anladın mı? Şimdi ben kadroya bakıyorsun. Yakalı sence 11'e koyar mı? Sol bakın yaşı kaçtı? O riske girer mi? 2003'te o zaten. O da karşılıyor. Ama ben Taner'i oynatacağını düşünüyorum. Yok, ben o karşıladığı için belki Taner'i oynatmaz diye. Ya aslında yapabilir de Sorması. ama ben bilmiyorum. Ya şimdi şöyle bakıyorum. Şimdi Taner 11'de koyuyor hoca mesela. Şöyle bir aslında biraz dezavantaj Yok, gibi duruyor. Yine de, de, de çıkardığı için belki hocam mecbur etti bu sefer zaten e, sol bekten karşılıyorum hani Aha. e, değişiklik yapayım mı der mi? Onu şimdi şöyle istiyorum. bir dezavantaj da var aslında ona geliyorum. Şimdi diyelim ki Erkan karşıladığı için hoca diyelim ki Taner'i oynatmayıp Yılmaz oynatacak. Örnek veriyorum. Bu maç üzerinde bakıyor. Ben de olsam ben hani ben de Yılmaz oynatırım da. Şimdi bir maçta böyle bir denk geldi diye hoca bunu yapıp şöyle bir şey düşünür mü? Veya şöyle bir dezavantaj olur mu? Diyelim ki Yılmaz 11'de başladı. Ha bugün kötü oynuyor yani hafta sonundan bahsediyorum. E şimdi çıkartmaya kalksa kimi alabilecek? Taner Gümüş alacak. Muhammed Enis durmuş da bu arada kadroda yoktu. Acaba Muhammed'in bir kart cezası durumu var mıydı? Yoktu ama herhalde bir sakatlık veya hocanın kararı olarak bir ihtimalle girmedi. ben sakat şey cezalı durumu olduğunu düşünmüyorum. Sanki yoktu yani. Ee, gerçi buradan da 4 sarı kart gösteriyor ama herhalde aynen doğru 4 sarı kart. Gerçi son maçta sarı kart görmedi herhalde. Ee, onu onda bir merak ettim. Bir bakacağım buradan. Şimdi diyelim oynattı Taner'i. Şey Yılmaz'ı. Diyelim ki Taner şey, Yılmaz kötü oynadı. E, oyuna müdahale edecek. Şimdi Taner'i alsan Taner'e güvenemiyorsun. Tamam mı? O yüzden ben en azından bir ilk 10 dakika Yok. şey ilk 10 dakika diyorum. Ilk 45 dakika e, Taner'le başlayıp 45'in sonunda çıkartacağını düşünüyorum. Ya benim görüşüm o yönde. En azından diyecek Taner'le yorayım. Belki artı skoru da alırım. Ardından Yılmaz alayım diyecek. Ben Yıl öyle düşünüyorum. Yılmaz yeni hamle oyuncusu olarak kullanacak diyor. Ben de öyle düşünüyorum da hani bir sorayım dedim. Hani belki oradan dolayı hoca bir değişiklik yapar mı? diye bir sormak hı hı. istedim. Bu arada yok. Sen... Aynen. Enes zaten daha önceden çekmişti. Dörtgen yine bir bakayım dedim. Herhalde büyük ihtimalle ya hoca kararı ya da herhangi bir sıkıntı oldu. Kadroya giremedi. Yani ben o yüzden e, yine söylüyorum. Ben Erkan Sasa oynayacağını düşündüğüm için e, ona rağmen, 2001'li kontenjanı o da karşılamasına rağmen hocanın ben yine Taner'le başlayacağını düşünüyorum. E, Berk İsmail, Uğur Adem Gezer, Aykut Özer. Hani yine Aykut'u belki Tabii ki Aykut'u hani cezalı olduğu zaman da bu sefer e, Veysel Sapan'ı koyarsın. Hiçbir sıkıntın olmaz. Taner olduğu için ben kalede çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama Berk İsmail ve özellikle Uğur Adem'den biri sarı kart veya ikisi birden sarı kart görüp Kastamonu maçını oynamasa büyük problem. Ben sana söyleyeyim. Ya çok hani şimdi izleyenler diyorlar ya. Şu maçta görsün, bu maçta görsün. Bak geçen gün ben bir şeye denk geldim. Şey ee, nerede izliyordum? Bir program izliyordum ben. Orada birisi e, şu yorumu yaptılar. Başka bir takım takımı da hatırlamıyorum. Ligi de hatırlamıyorum. Konuşma geçti. Kart kartla ilgili aynı. Yine bu, bu takımla ilgili bir takımla ilgili diyorlar ki ya diyorlar ki şu maçta kart görse de oynamaz. Ha şey maçı. Fenerbahçe TV izliyorum. Fenerbahçe Adana Demirspor maçından önce sınırda olan isimler var Fenerbahçe'de. Diyorlar ki e, sizce diyor işte hangi maçta görse, hangi maçta oynamasa bunları temizle diyor ki her maç önemli aynı benim yaptığım yorum yapıyor. Onlar da Fenerbahçe için yapıyorlar. Her maç önemli. Ben hiçbir maçı söyleyemiyorum ki şu maçta görsün, şu maçta oynamasın. Hakikaten öyle. Hangi maçta puan kaybı yaşayacağının garantisi yok ki. E, tabii ki de. Şimdi sen atıyorum son haftaya kadar görmez belki sarı kart oyuncular. Tamam mı? Menemen maçı öncesinde görürler. Veya derim ki Menemen maçından önce oynanacak maçtan önce görürler o maçlarımızda. O maçta puan kaybı gelir. Veya bekler şöyle yaparsın. Yani dersin ki ben İnegöl maçından önce göreyim de İnegöl maçından önce Kastamonu maçına çıkayım dersin. İnegöl'ü belki yenersin. Aynen. Kastamonu'yu gelirsin belki falan oynar. hepsi oynar. O belki orada kaybedersin. Sana Fenerbahçe demişken Süper örnek verelim. Lider Galatasaray'ın yeni tek takım belki de küme düşecek Hatay Spor. Düşün yani işte. ne zaman puan kaybedeceğin Hatta bilmiyorum. sana daha bir örnek daha vereyim. Ee, bazen böyle çok ilginç noktalar oluyor. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene tek mağlubiyeti Diyarbakır Spor'du mesela. Diyarbakır'da o zaman hatta. Düşünmesi. Tek mağlubiyeti. 1-0 kaybetmişlerdi. Değil mi? Aynen Diyarbakır Spor'da. 1-0 kaybettiler mesela. Ya hiç ummadığın maçlardan puan kaybı gelebiliyor. Normalde ne beklersin? Belki dersin ki bir derbide kaybeder. Aynen. İşte belki dersin ki daha böyle zirve oynayan işte yani o 3 takımın dışında veya 4 takımın dışında oraya oynayan bir takım dersin. Yani şu anda Uşak'ta bir maç olmadığı için Ahmet'in ki vardı. Ondan önce zaten temizlemesi lazımdı. Böyle bir maç olmadığı için isim de söyleyemiyorsun. Ya takım Doğru. söyleyemezsin. Ben bir futbol görüşüm olarak her maçı mesela ben şu zihniyetteyim. Bizim Türkiye'de biliyorsun genelde öyle değil. 2-0 oldu mu adamlar maçı bırakır 3-0 oldu mu? Peki Bayern Münih ne yapıyor? 8-0, 9-0, 7-0 sonuna kadar basıyor değil mi? Gidiyor atıyor gol. Yani, skor... At zaten. Ben bunu istiyorum. Skor 0 sıfır, 0 gibi devam ediyor. At bunu. Bazılar diyor ya hep Bayern Münih için mesela niye acımasız bu takım hala atıyor. Altta geçen gün Lever e maçı şey Dortmund'a kaybederken taraftarlar tribünü terk etti. Niye terk etti? Bir düşündü mü insanlar onu? Düşünmedi bence. Ama bu takım 8-10 senedir şampiyon oldu üstte. bir sene kaybediyorlar. Bak adam sırada terk ediyor. Niye? Hala işte bir şeyin arkasında iyi bir şekilde durmaktır bu. Tabii. Ben mesela futbolda da böyle düşünüyorum. 5-0 mı oldu karşı? 6'ya git. 7 mi oldu? 8'e git. 8 mi oldu? 9-9. 10'a git. Tarsus mesela fark yordu geçen sene maçlarda. düşçe garantilenmişti. Herkes diyor ki ya şuraya bak gençlerle... Adamlara 9-10 atıyorlar. Atacaksın kardeşim ben mi düşürdüm o takım adıma? 20 at, 50 at. Anladın mı? Futbolda ben öyle bakıyorum. Ya şu maçta sarkat görsün, şu maçta oynamasının noktası yok. Kardeşim adam bir tane maç var Uşak. Diğer grupta da Adıyaman maçı var belki bu şekilde diyebileceğimiz. Bir de Bursa var. O maçlardan önce gör sarkat o maçta da oynama. Ama öyle maçlar yoksa yine görmüş, fethiyemiş işte. Etin Aslında Eskut. çok büyük bir fırsat vardı. Uşak sonuçta 6 kimine sarı kapsın. Tabii gör, gör oynama. Bak onu görme. öyle yaptı Kastamonu Spor geçen hafta. Yalçın'ı İtalya gördü. İki oyuncu birden gördü. Uşak da. maçında Şimdi oynamadı. Amel maçında kesin Derince oyuncak, maçında dönecekler. Her Spor maçında kesin oynuyorlar. He. Garanti. Ama senin oyuncudan hiçbiri garanti değil Aynen. Meşgulandı. Yani o yüzden e, bu noktalarda ben çok yorumlar yapamam. Bu sefer de kafayı taşlara vurursun. Dersin ki mesela... Lan 5 tane, 50 tane, 10 tane pozisyonu girip atamadık. Ya yine gelin maçta 90. dakikada kaçıracağım bir gol. Sonra diyeceksin ki keşke belki İsmail e, Fethiye maçında görmeseydi o sarı kartı. diyorlar ya Fethiye maçında Aynen. görseydi bu maçta oynamasaydı. Hatta sana örnek vereyim işte Aksaray maçı. Kaç tane korner attı, kaç tane gol pozisyonu. Aksaray orta saha çizgisini kaç dakika geçemedi Aynen. belki hesaplansın. Amen spor yenemedi işte sıfır sıfır bitti. Ya öyle maçlar da olabiliyor. Doğru. O yüzden o noktada bakalım. Mesut Bakkal'ın da şeyini paylaştık hatta. E, ee, paylaştım ben. İşte puan ortalaması galibiyetlerini. Bir izleyen de yazmış. Ben hani geldiği zaman şöyle bir yorum yaptım. Bakkal'a bile götüremez. Bir insan da yazmış. Birisi de yazmıştı ki Bakkala değil her yere götürüyor diye. Niye? Ben hatta cevap yazacaktım yazmadım. Diyecektim ki ortalama şu an çok iyi, çok iyi gidiyor takım ama önemli olan o değil. İşin sonu önemli. Ya Sen bak, ne dedik kas... mesela 4-5 haftadır hep sürekli farklı skorlarla tabii. güçlü oyunla kazandı. Bu hafta bak mesela çok kötü bir oyun. Belki Ka de puan kaybı olacaktı. Tabii. Ya bu kazanması da önemli ama yine işin en son önemli. Aynen. İşin en sonunda Amelispor derim ki direkt şampiyon olamadı. Plüafa kaldı farz edelim. Playoff'tan da çıkamadığı zaman da kimse şunu diyemeyecek. Diyemez zaten. Mesut Bakkal başarılı. Diyemezsin. Sen çünkü buraya şampiyonluğa geldiği için şampiyon olman lazım. Fırat Gül için de geçerli aynısı. Kaçta kaç yaptı Fırat Gül? 7-7 yaptı. yaptı. Sezon sonu geldiği zaman da Fırat Gül şampiyon olamazsa direkt bir kere önce bir başarısızlık. Tamam mı? Sonra playoff'a kalıyorsun. Çıkamazsan ikinci başarısız elendin. Bitti. Başarısız kapat. Aa, diyelim ki playoff'tan şampiyon oldun. İlk başarısızlığı siler. Helal olsun Fırat Gül deriz. Şampiyon yaptın takımı. Başarılısın. 2 sene üstte de şampiyon oldu deriz. Çünkü geçen sene de Kocaeli'de Aynen. oldu. Yani o yüzden ne demek bu? İşte Amel Spor 4 atıyor, 5 atıyor. 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik. Puan ortalaması yükseklerde. Attığı gol sayısı işte 40'larda. 7 gol işte diyelim ki 8-9'larda. Ama sezon sonunda sen bu ligde kalırsan hiçbir anlamı yok. Amel Spor kaç para harcadı biliyor musun? 200-250 milyon arası para harcadı. Doğru. Yani insanlar bunu göremiyor. Bir de puan farkı saatte bir. Bak şu an yani sevinsinler. Ya ya hani 4-5 haftadır farklı skorlarla galip geliyorlar falan. Bu maçta ya o direkt dönen top gol olsaydı. Tabii. Sen şu an gerideydin. Aynen. Lider ha Parsamonu şunu oynadık. desinler. Diyorlar ya Amez Spor şu anda oyun olarak hak ediyor. Evet. Hak ediyor. Oyun olarak. Çok daha iyi oynuyor. Doğru. Bak Iğdır'a 10 puan fark taktı bir anda. Kastamonu Spor'a karşı çok daha iyi futbolu var. Pozitif. Daha çok pozisyona giriyor. Daha çok gol atıyor. Daha çok gol atıyor. Ve daha çok hani oyuncular için içinde ama bir puan fark var. Bu kadar iyi oynarken bir anda gelip diyelim ki Kassamun Ahmet haftaya kadar kazandılar yani bu hafta sonu kazanarak geçtiler. Kassamun Ahmet maçı geldi. Sen bu kadar hafta iyi oynuyorsun. Bu kadar hafta pozisyona girip gol atıyorsun ama e, maçı geldin diyelim ki kötü oynadın Fethiye maçında olduğu gibi. Evet. Geldin kaybettin. Ne oluyor? Örnek veriyorum. İki puan fark da rakip senin önüne geçiyor. Aynen öyle. Ha diyelim ki Kassamun'un maçın beraber bitti diyelim. Yine bir puan farkla öbür haftaya gidiyorsun. Bu sefer de Iğdır maçın var. Ahmet'in kritik iki maçı var. Bak ben Mesut Bakkal'la ilgili görüş belirttim ya. Sen bile buna şaşırıyorsun. Hala nasıl aynı görüştesin diye. Bak hala aynı görüşteyim. Bak hala aynı görüşteyim. 13 maç. E, Ligin ikinci yarısı 11 galiba 2 beraberlik. Bak ben hiçbir zaman yorumlarım değişmez. Neyse onu söylerim. Arkasında ben iyi giderken. Aa bak Her zaman e, hani yumurta kapıya dayamadan önce de bunu söylemen gerekiyor. İş ortaya geldiğinde herkes söyler. Şampiyon olacak, Aynen. çıkamayacak. Bunu herkes söyler. Bak ben Anadolu'ya düşecek dedim. Hala söylüyorum. Ama Anadköy şu anda iyi gidiyor. Kalma ihtimali en yüksek olduğunu da söyledim kırmızı grupta. Bak onu da söyleyelim. Ama bazı şeyler vardır. Ben hatta Kastamonu Ligi'ye de yorum belirttim. Devre arası yaptığı transferler de onun dolayı Beğen, beğenmediğimi. Sezon sonu bu ligde kalacağını söyledim. Ama Spor'da da Mesut Bakkal'ın yapamayacağını söyledim. Şimdi i̇kisinden birisinde yanılacağım ben. Bakalım hangisinde yanılacağım. Direkt şampiyonluk olarak. Yani. Ha, belki yine ikisinden birisi şampiyon biri olamayacak. Playoff'a kalacak. Belki playoff'tan gelecek. İkisinde bir de yanılacağım. Ama bir kere ilk başta İkisinden birinde yanılacağım. Birinde de yanılmayacağım. Yani direkt şampiyon olma anlamında. Abi. Belki Amed Spor taraflarının hayrına olacak benim bu görüşüm. Onlar sevinecek. Belki de kaslaman olacak. Zaman. Onlar sevinecek. Da. Biz yani görüş belirtiyoruz. Temenni değil bu görüş. İlla ki canım. Yani temenni değil. Görüş belirtiyoruz. Temen, ben bu temenni yaşama, olsa Erzincan Sporu şampiyon ilan ederdi. Herhalde. Memleketin. Ben Erzincan Sporu yerden <laughs> yere vuruyorum. Bana diyorlar ki sen nasıl Erzincanlısın? Yani. Ben neyse onu söylüyorum. Ben bu karşılaşmada Amed Sporu net favori görüyorum. Yani Fethiye Spor karşısında nasıl ben amaspor'un kazanacağını Fethiye'den bir reaksiyon beklemediysem burada İnegöl'den hiç beklemiyorum. Bak Anladım. ben hiç beklemiyorum. Puan kaybı gelse ben benim için sürpriz Anadolu, olur. Arnavutköy Karaman gibi farklı da bir galibiyet bekliyor musun? Ben ben sana söyleyeyim ben Amel en az 3 gol atacağını düşünüyorum. Anladım. Ya ben de çok net bir şekilde farklı kazanı diyemiyorum ama Amel Spor'un... <laughs> maçlarında yine şey dedin. Çünkü taraftarlar diyecek ki Can yine ortalık konuştu. Ama Fethiye maçında dediğin Fethi gibi oldu. maçında zorlansa da kazanacak dedim. Kazandı. Bu maçta kazanacak. Yani favori ama hı hı. hani öyle 3-4 gollü galibiyet Beklemiyor musun? Çok da beklemiyorum. Ben vallahi bekliyorum. İnegöl'ün e, kırılgan oyunundan dolayı. Çünkü İnegöl Spor özellikle Bahattin Hoca gittikten sonra onun ayakta tutacak hoca yok. Bak İnegöl Spor tarafı paralamadığı zaman maddi problemler varken Bahattin Hoca orada ayakta tutuyordu. Evet. Orada hala hoca açıklanmadı galiba. Yok. Hocası çıktılar. Hoca yok şu anda. Herhalde işte belki antrenör tarzı birisi vardı. Kenarda bir biri vardı ama bilmiyordum ki. Için. Yok Aynen. şeyde Esame sesinde boş gözüküyor. Şu an Aynen Esame'de genelde... 3 maç şey yapabiliyorlar zaten. 2 evet. maç sonra birini koymak zorundalar. Aynen abi. bakalım nasıl olacak. Ama ben Ames Spor'dan dediğim gibi en az 3 gol bekliyorum. Ames Spor'dan bekliyorum bak sadece 3 gol en az. Ee, Uğur Adem Gezer'den de gol bekliyorum stoper. Geçen hafta veri chatine es geçtim unuttum programın şeyinden Bugün unutmadım. Uğur Adem'den gol bekliyorum bu hafta sonu da. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Güzel bir maç bizleri bekliyor. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. İzleyen herkesten de öncelikle kanalımıza abonelik. Ardından videomuza beğeniyorum. Ve sonuna kadar izleyip de paylaşmanı bekliyoruz. Sana da tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi sunduğu Trivela Sport sona erdi.